Merhaba arkadaşlar, 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihleri olacak. Ama her zaman yaptığımız gibi öncelikle bu dersin ödevini inceleyelim. Bu videonun sonunda kitaplarımızdan, sıfırdan ana tarih soru bankamızdan 44'ten 47'ye kadar olan sayfalara bakarken 10. sınıf yine Dinamo soru bankamızdan 42. sayfayı çözelim. Dersin hemen sonunda çözelim. Zaten 44-47 diyoruz ama orada konu anlatımları da olduğu için çok daha az sayfalar var. Şimdi 1. Murat dönemiyle şimdi şunu hatırlayalım. Öncelikle biz Orhan Bey döneminde Çimpek Kalesi'ni alarak Balkanlara geçtik. Ve oradaki işte bugünkü Gelibolu Yarımadası'nı büyük oranda fethettik. Sonra Orhan Bey'den sonra 1. Murat geldi ve Balkan fetihleri aslında bu anlamda hızlandı. Ne oldu? Bir kere Salzıtere Savaşı yaşandı. Sadıdere Savaşı ile bir kere Bulgaristan, Sadıdere Savaşı ile Bulgaristan'dan Edirne alındı. Daha başkent değil, Edirne'yi fethettik. Böylece Bizans'ın Sırp ve Bulgarlarla bağlantısını kestik. Edirne'yi alınca ne oldu? Bu bölge, bu topraklar ele geçirilmiş oldu. Böylece Bizans, şurada kalan Bizans'ın ne oldu? Bölgeyle bağlantısı kesilmiş oldu. 1. Murat dönemi, Sadıdere Savaşı, Bulgarlar yenildi ve Edirne alındı. Ardından niye 1. Murat döneminde arkadaşlar Sırp-Sındı Savaşı yaşandı? Sorulur, çok dikkat edelim. Nedeni belli. Osmanlı'nın hızla iyileşimini çekinen Balkan devletleri arkadaşlar Papa'nın desteğiyle bir Haçlı ordusu kurdu. Kimler var burada çok önemli değil. Ama Osmanlıların Balkanlarda hızlı ilerlemesinin sonucunda bir Haçlı çağrısı yapıldı. Ve keşif amacıyla bölgeye giden arkadaşlar Hacı İlbey'i 1364'te Sırp Sındı denilen bölgede bir baskınla baktı ki bunlar bayağı içmişler. Haçlı ordusuna ağır bir darbe vurdu. Hacı İlbey'i Sırp Sındı Savaşı'nda yani 1. Murat döneminde zaten keşif birlikleriyle giderken o bölgedeki Haçlı ordusuna ağır bir darbe vurdu. Bu savaşla ilgili en çok sorulan bir kere Osmanlı Devleti'nin Balkanlı Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. Cevabını istiyoruz. Sırp-Sındı Savaşı Osmanlı Devleti'nin Balkanlı Haçlılarla yaptığı ilk savaş. Nedeni Türkleri Balkanlardan atma isteği. Tabi Edirne bu savaştan sonra askeri başkent yapılmıştır. Başkent ama aslına bakarsanız siyasi açıdan hükümdarlar daha çok Bursa'da duruyor. Ama askeri başkent çünkü bundan sonra fetihleri buradan hızlandırmak istiyoruz. Tabii ki Balkanlardaki Macar hakimiyette kurulacak çünkü bu orduda çoğunlukla Macar kuvvetlerini görmekteyiz. Yine 1. Murat döneminde arkadaşlar Çirmen zaferi var ki 2. Mireç Savaşı olarak da bilinir. Çirmen olarak sorulur. Sırp Sındığı'nda alınan yenilgiyi telafi etmek isteyen Sırplar arkadaşlar saldırıya geçti. Ama Osmanlılar bu savaşı kazandı ve savaş Makedonya'nın fethini kolaylaştıracak. Ama sorulmadı arkadaşlar. Yani Çirmen zaferi böyle çok kıyıda kalmış bir savaş olarak bilinir. Çünkü çok özel bir tarafı yok. Tabii ki büyük bir zaferdir. Tabii ki Sırplar karşısında çok büyük bir güç elde etmişiz. Ama o kadar büyük savaşlar ve büyük zaferler var ki böylesi önemli zaferler bile gölgede kalabilmektedir. Bu arada Osmanlı ordusu Balkanlar'da ilk yenilgisini alacak. Yine 1. Murat döneminde Plaşnik yenilgisi var 1386'da. Sırp ordularıyla Akıncılar arasında gerçekleştirilmiş. Tabii ki 1. Murat gitmiş değil, büyük bir vezir falan gitmiş değil ama Akıncılar gittikleri yerlerde karşılıklı ordulara kendi sayılarına bakmadan dalarlar. Tabii büyük bir Haçlı ordusu gibi konumda tabii ki Sırplar aslında etrafındaki boşnak kuvvetler, eflak kuvvetler var ama daha çok Sırpların egemenliğindeki bir orduydu ve Osmanlı Devleti ilk yenilgisini Plaşnik'te almıştır. Yine 1. Murat döneminde son savaş 1. Kosova Savaşı ya da Zaferi 1389. Neden? Yine aynı. Türklerin batı yönü ilerleyişini durdurmak ve Türkleri Balkanlardan atmak. Sonuç Sırp Kralı öncülüğündeki Haçlı kuvvetleri yenilgiye uğradı. Ve önemi nedir dersek tabii ki 1. Murat savaş alanında şehit oldu. Tamam işte Sırplar yenildi. İşte Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda etkinliği arttı. Yeni topraklar ele geçirildi. Ama esas zorlanı 1. Kosova Zaferi'nde 1. Murat savaş alanında şehit olmuştur arkadaşlar. 1. Murat savaş alanında şehit oldu. Sonra devletin başına Yıldırım Bayezid geçti. Ve Yıldırım Bayezid'in İstanbul kuşatmasından rahatsız olan Papa bir Haçlı ordusu davet etti. Yıldırım kuşatmayı kaldırdı ve Haçlıları karşıladı. Sonuç olarak
Bulgaristan bir kere Haçlı ordusu yenildi. Bulgaristan tamamen Osmanlı Devleti'ne katıldı. Ama burada sorulan soru arkadaşlar, sorulan temel soru Sultanlık Rum meselesi. Şimdi burada Nibolu Savaşı'nda bütün Haçlı ordusu var. Nibolu Savaşı'nda bütün Haçlı ordusu var. Almanlar var, İngilizler var, İtalyanlar var, İspanyollar var. Ve Yıldırım Bayezid bunları hemen yendi. İstanbul kuşatmasını kaldırdı. Birkaç gün içinde oraya Nibolu'ya gitti ve Haçlı ordusunu yendi. Bunun üzerine Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid'e Sultan İklimi Rum ünvanını verdi. İklimi Rum aslında Anadolu. Rum ülkesi dedi ya, Anadolu'ya Rum ülkesi diyoruz. Hani Anadolu'daki topraklar içinde savaşanlara, Alplere, Gazi'ye, Gazi'yan Rum deriz ya, öyle bir şeydir. Anadolu'ya Rum diyoruz. İşte Sultan İklim Rum ünvanının verilmesi Yıldırım Bayezid'e Osmanlı Devleti'nin Anadolu halkı üzerine psikolojik etkisinin artmasına ve zaman içinde Anadolu'da Yıldırım Bayezid tarafından siyasi birliğin sağlanmasına zemin hazırlamıştır. Yıldırım Bayezid, Nibolu Savaşı. Şimdi bu dönemde İstanbul kuşatmalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi ilk defa Yıldırım Bayezid, ama İstanbul'u kuşatan hükümdarlar kim? Birinci Bayezid. Üç kez dolaylı olarak dört. Aslında üç kez kuşattı. Sonra Musa Çelebi Fetret döneminden sonra bir kuşatma çabası içine girdi. Sonra ikinci Murat ve en son ikinci Mehmet arkadaşlar ne yaptı? İstanbul'u fethetti zaten. Peki İstanbul kuşatmalarının nedenleri neler? Bu arada Anadolu Hisarı'nı Yıldırım Bayezid inşa etmiştir arkadaşlar. İstanbul Boğazı'nın İstanbul Boğazı üzerinden yapılan yardımı kesmek için Anadolu Hisarı inşa edildi Üsküdar'daki. Karşısına Fatih Sultan Mehmet tarafından Boğaz Kesen adıyla bilinecek olan Rumeli Hisarı da yapıldı. Peki biz neden İstanbul'u kuşattık? Bir kere Bizans yapılan anlaşmalara uymuyor. Her fırsatta anlaşmalardan dönüyor. Yeniden saldırıyor falan. Ya da şehzadeleri kışkırtıyor. Tabii Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması ayrı bir öneme sahip. Osmanlı Devleti'nde zaten taht kavgaları yaşanıyor. Bu taht kavgalarında şehzadenin birine para gönderiyor, askeri destek veriyor ve ne yapıyor? Ülkeyi içeriden karıştırıyor. Ya da beylikleri, özellikle Karamanoğulları'nı Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyor. Onlar da ittifak yapıp birlikte Osmanlı'ya karşı saldırıyorlar. Buna son vermek istiyorum. Haçlı seferlerine neden oluyor. Sürekli Avrupa'yı yardıma çağırıyor ve böylece Avrupa'dan gelen destekle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Hatta İstanbul'dan tam ben gidiyorum işte mesela Kosova tarafına gidiyorum ya da Nibolu tarafına bakıyorum, İstanbul'dan ordu çıkmış, halkı arkadan vurmaya başlıyor. Buna son vermek gerekiyordu. İstanbul kışaltıldı denendi ama Fatih Sultan Mehmet'e kadar, yani 2. Mehmet'e kadar alınamadı. Bu arada Osmanlı Devleti aslında Yıldırım Bayezid döneminde bir Ankara Savaşı'nı yaşayacak. Ankara Savaşı ile 1402'den 1413'e kadar devam eden süreçte bir fetret dönemi, iç karışıklıklar dönemi yaşanacak. İşte bu iç karışıklıkların ardından devlet ne yapacaktır? Bir fetret dönemi. Fetret döneminde taht kavgaları yaşanıyor. Taht kavgalarından kim çıkarıyor devleti? Çelebi Mehmet çıkaracaktır. Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu ünvanını almıştır. İşte devletin ikinci kurucusu ünvanı sonrasında görüyoruz ki devletin başına 2. Murat geçecek. 2. Murat'ın devletin başına geçmesiyle birlikte arkadaşlar Balkanlar'da yeni arayışlara giriyor. Ama tabii bak, Osmanlı Devleti'nin gönderdiği, Balkanlara gönderdiği iki tane ordunun yenilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin halen eski gücünde olmadığını gören 2. Murat barış isteyecek. İşte bunun sonucunda Edirne-Segedin Anlaşması. Hangi devlette? Aslında Macaristan'la 2. Murat döneminde imzalanmıştır. Neden? Haçlı ordularla yapılan bazı savaşların kaybedilmesi. Önemi ve sonucu nedir dersek, ilk Osmanlı-Balkan barışıdır. İlk Osmanlı-Balkan barışıdır. Ha niye Macaristan'la? Balkanların en güçlü devleti Macaristan'dır. Macaristan'ın aslında Osmanlı Devleti ile anlaşma yapması daha olası görülüyor. Çünkü diğer Balkan devletleri küçük kalmıştır. Sonra karşımıza Varna Savaşı çıkıyor. Neden Varna Savaşı çıkacaktır karşımıza? Çünkü 2. Murat anlaşmayı imzaladıktan sonra devleti ne yapıyor? Oğlu Şehzade Mehmet'e, 2. Mehmet'e bırakıyor. O sıralar 14 yaşında Şehzade Mehmet. Tabii bu durumu gören hemen anlaşmanın bozulmasını istiyor. Müslümanlara verilen söz şeytana verilmiş gibidir. Bu sözün bozulması bile sevaptır diyor ve anlaşma bozuluyor. Aynı yıl
Yeniden büyük bir Haçlı ordusu. Bütün Avrupalılarla yeni bir Haçlı ordusu. Tabii 2. Murat hemen tahta geri dönecektir. İktidarı tekrar eline alacaktır. Ne demek? O zaman neden neymiş? 2. Mehmet'in çocuk yaşta tahta çıkmasından faydalanma isteğinin sonucunda karşımda çıkan bir durum arkadaşlar. Tabii bu arada 2. Murat tahta geri dönecek. Haçlılar ağır bir yenilgi alacaktır. Varna Savaşı o zaman Edirne Seged'in anlaşması 10 yıllık yapılmış olmasına rağmen Edirne Seged'in anlaşmasının iptaliyle karşımda çıkacaktır. Sonra 2. Kosova Savaşı ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yine 2. Murat dönemi. Yine 2. Murat tahtı arkadaşlar. Oğlu Mehmet'e terk etti ve Manisa'ya çekildi. İşte bundan faydalanmak isteyen Haçlılar ne yaptı? Papa'nın çağrısıyla bir saldırı başlattı. 2. Murat tekrar tahta geri döndü. Baktı ki Haçlılar geri geldi. 2. Murat tekrar tahta geri döndü ve Haçlı ordusunu yendi. Haçlılar bu savaşta ağır bir yenilgi aldı. Ardından Türklerin artık yenilmez olduğu kabul edildi. Bunun üzerine Avrupalılar saldırıdan vazgeçti. Ve Balkanların bir Türk yurdu olduğu kabul edildi. Avrupalılar saldırıdan vazgeçti. Balkanların bir Türk yurdu olduğu kabul edildi. O zaman 2. Murat dönemindeki 2. Kosova Savaşı ayrı bir öneme sahip arkadaşlar. Çünkü bundan sonra saldıran taraf Osmanlılar olacak. Savunan taraf Balkanlar olacak. Balkanlara artık Türkiye denmeye başlanacaktır. Şimdi buraya kadar bir toparlarsak arkadaşlar şöyle hızlıca bir daha bakarsak önemlilerine bakalım. Bir Sırp Sındığı Savaşı vardı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlı Haçlılarla yaptığı ilk savaş Edirne başkenti ilan edildi. Sonra 1. Kosova Savaşı vardı. 1. Murat döneminde yine. 1. Murat savaş alanında şehit olmuş. Bu da tabii ki Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid dönemin tahta, Yıldırım Bayezid dönemini ortam hazırlamıştı. Yıldırım Bayezid tahta çıktı. Yıldırım Bayezid döneminde Nibolu Savaşı da önemli. Neden? Çünkü bütün Avrupa Haçlı ordularına karşı yapılmış bir savaş. Halife Yıldırım Bayezid'e Sultanlıkların Rum unvanını verecektir. Böylece Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı artarken aynı zamanda Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması kolaylaşacaktır. Tabi Yıldırım Bayezid daha sonra Timur İmparatorluğu Ankara Savaşı'nı yapacak. Yenilecek. Bu yenilgiye paralel ne olacaktır? Devlette Fetret dönemi denilen dönem yaşanacak. Ama bu süreçte Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olacak. 3 kez kuşatacak. 1. kuşatmayı Nibolu Savaşı nedeniyle, 2. kuşatmayı Karamanoğulları'nın saldırısı, 3. kuşatmada Ankara Savaşı ile birlikte kaldırılacaktır arkadaşlar. Musa Çelebi, 2. Murat, 2. Mehmet diyoruz ama özellikle Yıldırım Bayezid'in İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı hükümdarı olduğunu ve bu kuşatma içinde Anadolu Hisarı'nı inşa ettiğini bileceğiz. Fetret döneminden sonra 2. Murat'ın tahta çıktığını ve Edirne Seged'in anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nin Balkanlarla imzaladığı ilk yazılı anlaşma olduğunu göreceğiz. Sonra ilk yazılı anlaşmanın bozulduğunu ve Varna Savaşı'nın yapıldığını ama 2. Murat'ın tekrar tahta geri döndüğünü görüyoruz. Ardından yine oğlu Mehmet'e bırakıyor. Yine Papa'nın çağrısıyla bir başka savaş, 2. Kosova Savaşı yaşanıyor. 2. Murat tekrar tahta dönüyor. Ama bu savaşın özel tarafı neydi? Türklerin Balkanlardan atılamayacağı kabul edilecektir. Böylece Balkanların bir Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Şimdi arkadaşlar birkaç soruyla dersimizi noktalayalım. Şimdi Osmanlı hükümdarı 2. Murat Haçlı ordularıyla Varna 2. Kosova savaşlarını yaptı. Aşağıdakilerden hangisi bu savaşların ortak özelliklerinden biridir? Hangisi bu savaşın ortak özelliklerinden biri? Türklerin Anadolu'da ekenmenliğine son verme amacı. Hayır, bir kere bu Haçlılarla yapılmış. Yani Balkanlarda yapılmış, Anadolu'da değil ki. Ne alaka? Bizans ile yapılma yanlış. Haçlı ordularla demiş zaten. Osmanlı Devleti'nin Fetret dönemine girmesine neden olma yanlış. Fetret döneminde Fetret dönemi Timur'la Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı ile karşısında çıkıyor. Osmanlılar yenilgiyle sonuçlandı. Yanlış. Osmanlı Devleti 2. Murat döneminde Varna ve Kosova'da büyük zaferler kazanmıştır. Ama tabii ki Avrupalılar Türkleri Balkanlardan atmak için Sırp Sındığı, 1. Kosova, Nibolu, Varna, 2. Kosova gibi. Bu arada bu saydığım savaşlar özellikle sorulur. Sırp Sındığı, 1. Kosova, Nibolu, Varna, 2. Kosova arkadaşlar.
Tekrar ediyorum. 1. Murat dönemindeki Sırp Sındığı 1. Kosova, Yıldırım Bayezid dönemindeki Nibolu ve 2. Murat dönemindeki Edirne Segedin anlaşması ama savaş dediğimiz için Varna ve 2. Kosova savaşları özellikle sorulmaktadır. Bir sorumuz daha var. Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Avrupalılar Balkanların bir Türk yurdu olduğunu kabul etmiştir? Sıkça sorulan bir sorudur arkadaşlar. 1448 2. Kosova Savaşı'yla Türkleri yenemeyeceğini kabul eden Balkanlılar ne yapıyor? Artık saldırıdan vazgeçiyor. Balkan ya da Avrupalılar savunmaya çekilirken saldırı üstünlüğü Türklere geçecek. 1448 2. Kosova Savaşı Avrupa'ya üstünlüğümüzü kabul etti. Nibolu Savaşı sebebiyle İstanbul kuşatmasını kaldıran 1. Bayezid yani Yıldırım Bayezid Nibolu Savaşı'nı kazandıktan sonra Bizans'a denizden gelebilecek yardımı engellemek amacıyla Anadolu hisarını yaptırarak İstanbul'u tekrar kuşatmıştır. Ancak kullanılan topların surları yıkmada yetersiz kalması gerek Anadolu ve gerekse Rumeli'deki Bizans'ın da etkisiyle isyanların çıkması üzerine kuşatma kaldırılmıştır. Şimdi bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıt olarak gösterilemez? Osmanlı Devleti tetkik açısından zamanın gerisinde bir güçtür. Bir kere bu yanlış. Buna ulaşacağız da bunu bekletelim. Bizans'ın denizden yardım alması engellenmek istenmiştir. Nereden anlıyoruz biz bunu? Anadolu Hisarı'nı inşa ediyoruz. Böylece buraya toplar yerleştirip gelecek yardımı Karadeniz üzerinden gelecek yardımı engellemeye çalışıyoruz. Kuşatma savaşları zor koşullarda gerçekleşmiştir. Evet bakın önce Haçlar gelmiş Nibolu Savaşı'yla. Sonra Anadolu'da isyanlar falan. Surlar güçlü. Demek ki zor koşullarda yapılıyor. Bizans Anadolu ve Rumeli'de etkin güce sahipmiş. Evet etkin Anadolu'daki Türkleri bile isyan ettiriyor. Tabi bu arada Balkanlar'da da kışkırtmalar yapmış. Bizans cephe sayısını artırarak üzerindeki baskıyı hafifletmek istemiş. Evet Anadolu'da isyanlar çıkarıyorsa, Rumeli'de isyanlar çıkarıyorsa cephe sayısı Osmanlı bir taraftan İstanbul'u kuşatacak, bir taraftan Anadolu'daki isyanı bastıracak, bir taraftan Rumeli'ye işte gidecek. Dolayısıyla Bizans Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakıyor. Osmanlı Devleti teknik açıdan zamanın gerisinde mi? Hayır, o tarihlerde top kullanabilen İlk devlet Osmanlı Devleti'dir. 1. Kosova Savaşı'nda ilk defa kullanmıştı Osmanlı Devleti topları. Ama o dönemin teknolojisi bu kadar. Yani Osmanlı Devleti top teknolojisinin hep öndedir. Özellikle 17. yüzyılın ortalarına kadar top teknolojisinde öndedir. Ama o dönemin teknolojisi bu kadardı. O kadar kalın surları yıkabilecek toplar henüz yapılmamıştı. Yani zamanın teknik açısından gerisinde değil, zamanın teknik açısından ilerisi ama toplar surları yıkmada yetersiz olarak görülüyor. 1. Kosova Savaşı öncesi Anadolu beyliklerine Haçların saldırıya geçtiklerini bildirmek ve gazaya çağırmak üzere mektuplar yazılmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak Anadolu'daki beylikler gaza amaçlı olarak Osmanlı'ya yardım etmek üzere harekete geçmiş. 1. Kosova Savaşı'nda tek başına Osmanlı saldırmamış. Büyük bir Haçlı ordusu geliyor. Biz de beyliklerden yardım istiyoruz. Ve oradaki beylik askerleri de Osmanlı'ya yardıma geliyor. Bu bilgi aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar? Osmanlı'na gelen Haçların yeterli güçlü olmadı. Bilakis çok güçlüler ki biz beyliklerden yardım istiyoruz. Osmanlı Devleti Türk İslam dünyasında nüfuz kurmakta zorlandı. Nüfuz ne demekti arkadaşlar? Güç demekti, etki demekti. Nüfuz kurmakta zorlandığına ulaşamıyoruz. Bilakis Anadolu beyliklerinden yardım istemiş ve cevap da almış gelmişler. Demek ki bir etkisi var orada. Balkanlardaki gaza hareketlerinin Osmanlı Devleti'nin yalnız bırakılmadı. Cevabımız C. Gaza nedir? İslam adına yapılan silahlı savaş. Şimdi biz Balkanlarda ilerliyoruz. Bunu gören bütün Haçlılar bize saldırıyor ve ne yapıyor? Ardından Anadolu'daki beylikler de geliyor. Bizimle birlikte Haçlılara karşı. O zaman Hristiyan saldırısına karşı bir Müslüman dayanışmasını görüyoruz. Çünkü diğer beylikler bana niçin gaza amaçlı olarak yardıma gelmiş? O zaman Allah rızası için din adına yapılan savaşta bizi yalnız bırakmamışlar. Kosova Savaşı'nda Anadolu dışından da yardım oldu. Hayır burada gelenler kimdi? Anadolu'daki beyliklerdi. Osmanlı Devleti'nin dışından dese, Osmanlı orduları dışında dese olabilir ama Anadolu dışından da yardım alındı. Yanlış. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliği sağladı. Siyasi birlik, Anadolu'daki tüm beyliklerin tek devlet çatısında birleşmesi demektir. Anadolu'da bir duygusal birlik sağlanmış, gaza duygusunda birleşmişler. Ama Osmanlı Devleti bu beylikleri henüz egemenliği altına almamıştır. Dolayısıyla siyasi birlik sağlanmıştır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız B. C. Gaza fethi amaçlı yardımlaşma.
Şimdi bir önceki dersimizin ödüllü sorusuna bir bakalım. Ne diyordu? Karesi Bey'in ölümünden sonra oğullar arasında çıkan taht mücadelelerinden yararlanan Orhan Bey Karesi topraklarını ele geçirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Karesi oğullarının son vermesinin sonuçlarından biri değildir? Şimdi bu soruyu çözebilmek için bir kere ben Karesi oğullarının Çanakkale Balıkesir civarında olduğunu bilmeliyim. Ondan sonra diğerlerine bakacağım. Cevabımız A olacağı için E'den başlayalım. Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlama çalışmaların başlaması. Evet. E'ye ulaştık. Çünkü Anadolu Türk siyasi birliği sağlamak ne demek? Anadolu'daki bütün Türkleri tek bayrak altında birleştirmek demektir. Ben ne yapıyorum burada? Bir beylik alıyorum. Böylece ilk kez Anadolu'da bir beylik Osmanlı'ya katılıyor. Böylece Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları başlıyor. Osmanlı donanmasının temeli de atılacak. Çünkü Karesil Denizci Beylik'ti. Bize bağlandı. Böylece Osmanlı Devleti'nde ilk denizcilik faaliyetleri başlayacak. Çanakkale'deydi Karesi oğulları. O zaman Çanakkale Boğazı'na da ulaştım. Böylece artık Rumeli fetihlerine başlatabilirim. Çünkü Çanakkale'nin karşısı Gelibolu Yarımadası Rumeli olmakta. Ama istimalet neydi istimalet? Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimlere karşı izlediği hoşgörü politikası. Müslüman olmayanlara karşı izlenen hoşgörü politikasını istimalet diyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar burada. Bunlar zaten Karesi oğulları Müslüman. Ha bak o zaman istimaletin hoşgörü olduğunu bilmem lazım. Ya da harita bilgisi ya da Karesi oğulların özelliklerini bilerek soruyu çözmem lazım. Cevabımız A. İstimalet politikası. Şimdi bu dersimizin, 6. dersimizin ödüllü sorusuna bir göz atalım. Neyle ilgili? Osmanlı Devleti ile aslında Balkanlar arasında yapılan Sırp Sındığı Savaşı'nı sorgulayan bir soru. Yalnız bu bilgi diyor, dikkat edin. Yalnız bu bilgi doğrultusunda çözün diyor. Demek ki başka şeyleri katmayacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ödüllü sorumuzun cevabını ve yorumlarını bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.